Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Neden iyi geceler dedim? Çünkü gece yemesi. Gece acıkanlar için güzel bir gözleme yapacağım arkadaşlar. Yalnız ilk 10 videomda hiç söylemedim. Bunu söyleyeyim artık. Lütfen böyle videoları istiyorsanız, benim değişik tariflerimi görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve bana destek verin arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir tane teflon tavamız. Bunu yağladım ben. Gerçi bir dakika bakın yağ. Bu yağda sıvı yağla ve tereyağını karıştırıyorum. Biraz eritiyorum. Tavamı şöyle yağlıyorum. Arkasından bir adet yufka. Şöyle güzel yufkalardan. Bu yufkayı nasıl yapıyoruz? Şöyle tam tavayı ortalıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve yerleştiriyoruz. Yalnız bazı hanım arkadaşlar görüp yapıyorlar. Böyle büzüştürüyorlar. Büzüştürmeden tam düz bir şekilde. Arkadaşlar şöyle. Bunu buraya yerleştirdik. Ve öteki parça olan yufkalar vardır elinizde. Ya da yeni yufkadan parçalayın. Şöyle parçalar alıyorum. En altını bir kat döşüyorum. Çok ince oluyor çünkü. Döşeyelim. Kimisi buna bir kat daha yağ sürüyor ama ben kıymalı yapacağım için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böyle döşedik. Kıymamıza gidelim. Evet, istediğiniz bir miktar kıymaya sadece tuz ve maydanoz attım arkadaşlar. Böyle güzelce yayıyoruz. Siz isterseniz baharatlar atabilirsiniz ama ben sadece tuz ve maydanoz attım. Böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dikkat edin, kıymayı da pişirmedim. Şimdi yapacağımız iş, kıymanın üstünü gene bir kat yufkayla örtmek. Kalın değil arkadaşlar, sadece bir kat. Yani bunu çok kalın diye döşerseniz tadı kaçar. Ve kenarlarda kalan yufkamızı şöyle kapatıyoruz. Şu fazlalıkları alalım arkadaşlar. Şöyle. Onları da daha başka bir şeyde kullanırsınız. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu hemen pişirelim. Bakalım nasıl olacak. Yüksek ateşte kızartalım. Tahtalı spatula bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tava geniş olduğu için arada bir şöyle döndürelim tavayı. İçindeki de döndürebiliriz. Şöyle biraz yanlara doğru kızartalım. Çünkü gözlerimiz büyük ve tavamız geniş. Ocak ne kadar büyük olsa bile tam olarak pişirmeyebilir. Bakıyoruz olmak üzere. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle çiğ kıymadan yapılan bir gözlemeyi Isparta'da dağ yolunda bir kadından yedim. Gerçekten enfesli ama tabii ki onlar saçlı yapıyorlar. Yufkayı kendileri açıyorlar. Öyle olmasına imkan yok tabii ki ama yine de çiğ kıymanın buna gerçekten güzel bir tat verdiğini orada keşfettim. Ve kadın maydanoz tuz dışında hiçbir şey koymadı yufkasına. Of, bakın şimdi buna yapacağımız iş arkadaşlar. Tepsimiz. Ne yapıyoruz? Bunu böyle alıyoruz tepsiyle.
Hepsini de şöyle koyuyoruz. Bir miktar daha yağ koyuyoruz arkadaşlar. Tamamla. Ve bunu ters çevirerek yeniden tavaya koyuyoruz. Gerçekten güzel kokular gelmeye başladı. Kameramanım da herhalde gecenin vaktinde yiyecek bunu. Bakın arkadaşlar. Çok basit, çok kolay bir tarif. Yani illaki gözlemenin mektup şeklinde olmasına gerek yok. Bunun gözlemeden bir farkı birazcık daha büyük olması. Bir de bazı yerlerinde hamurun iki kat olması. Şimdi hamur iki kat ya arkadaş. Arada böyle yapışmadığı zaman güzel aralandığı vakit iki katı böyle çıtır çıtır olur. Eğer hamurlar yapışıksa ikisi birbirine yaparken yapıştırırsanız güzel olmaz arkadaşlar. Onun için bir kat attık. Şimdi bakalım. Of. 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 Evet oluyor. Ve çevirmenin tarafı ateşi her yere güzel alsın, her yere kızarsın. Arkadaşlar şimdi bunu bir daha böyle bir çevirip kontrol edelim. Gayet güzel olmuş. Evet şimdi altını kapatıyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Tabii ki kesip bakmadan olmaz. Sesi duyuyor muyuz? Çıtırtıya. Bakın arkadaşlar. Enfes. Şöyle biraz yukarıdan alıp tam boyutta çekebilir miyiz? Evet. Bakalım. Herhalde bu iki kişiyi doyurur. Kıymaların durumuna bakın arkadaşlar. Kıyma şu anda suyunu verir. Şimdi gördüğünüz gibi sulu sulu mükemmel değil mi? Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yerken tadına doyamayacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Afiyet olsun.